Aşkımız eski bir roman. Bu programımızda sizlere tribün emekçilerini tanıtacağız ve onlarla keyifli sohbetler yapacağız. İlk konuğumuz Beşiktaş tribünlerinin Alen abisi Alen Markaryan'la birlikteyiz. Bu nasıl başarıyordu? Alen Markaryan nasıl Beşiktaş'ta oldu? Şimdi kendisiyle konuşacağız. Alen abi nasılsın? Eyvallah Hakan'ım. Sen nasılsın? İyi misin? İyi abi, ne olsun. Alen abi nasıl Beşiktaş'ta oldu? Beşiktaş'ta olunmaz abi. Beşiktaş'ta da olur ya. Şimdi öyle dermişim ha. Ne bileyim yani babadan. Bizim evimiz ufaktı. 60 metrekare, 70 metrekare bir evdeydik. Kurtuluş'ta oturuyorduk son durakta. Şimdi oda, burada oda var. Odanın kapısı direkt holde, masada. Hep babamı dinlerdim. Ya babam işte anlatıyor, İstanbul Spor maçında düşmüş, ikinci kattan kolu kırılmış. İşte bir Fenerbahçe maçı, bir Galatasaray maçı, 5-4'lük meşhur o zaman Galatasaray maçı var. Şimdi anlatıyor, tabii çocuk kafa 5 yaşında, 6 yaşında. Hep duyuyor, baba maça, baba maça falan filan. Bir gün Vedat Okyar'ın kaçırdığı, penaltı kaçırdığı bir maç var. O maça gittik. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da Ahmet 2 mi? Öyle bir şey. Yani 5-6 yaşındayım. Yolda diyor ki babam bana, 3 tane atarız bugün diyor falan. Ha, gittik. İlk golü yedik. Ben babamın suratına bakıyorum, hani 3 tane yiyeceğim falan. 3-1 aldık maçı ama. Penaltı falan kaçtı bilmem ne. Neyse. Tabii bu 7-8-10 olduktan sonra Kurtuluş'tan şimdi oturduğumuz eve taşındık. Bağlarbaşı'na. Daha ilk böyle hani o zaman tabii böyle telefon melefon, o yok, sokağa çıkıyor. Top oynuyorsun direkt zaten. Mahalle arasında taştan kaleler. Abi top oynuyoruz oradaki çocuklarla. Hemen kaynaşıyorsun zaten çocuk tabii. Mevzusu. Herkes gol atıyor. O diyor ki ben Necdet. O diyor ki ben Mehmet Ekşi. Herkes Beşiktaşlı. Bir anda hani ben onu öyle yazdım zaten. Kader seni oralara tabii verdi. Yani. Götürüyor. Abi üçüncü gün daha 11 yaşındayım, maça kaçtık. Cemil Turan'ın jübilesi var İnönü'de. Sokakta top oynarken bir anda Üsküdar, motor, Beşiktaş, stada gittik. Tabii bilet millet yok. Ondan sonra Beleştepe'den seyrediyoruz maçı. İşte Necdet attı 1-1, Cemil Turan 1-1'lik maç. O zaman kapalı tribün şeyi bağırıyor. Yeni çıktı o Bitlis'te 5 Minare bestesinin tribün versiyonu. Tamam mı? O zaman supalı bayraklar moda. Tabii. Herkesin elinde bayrak var. Ama bu bayraklar bir gidiyor geliyor. Bir de kapalı o zaman yalnızca Beşiktaş'ın. Fenerler yeni açıkta. Bir de yeni açıkta Beleştepe'de. Tam şeyin arkasındayız Fenerlilerin. Kalabalığız tabii. O da 11-12 yaşında çocuğuz abi. Ondan sonra hasta olduk abi. O görüntülere falan. Eve gidene kadar karşıda falan filan 3-5 falan bağırıyoruz. Lan ne güzelmiş falan filan derken o gün bugün geçmiş olsun. Tabii. İnönü Stadı. Abi kavgalarımız, çocukluğumuz, gençliğimiz. Yani İnönü Stadı dile kolay 40 sene. Yani kadınlar tuvaletinden tut, kadınlar tuvaletin olduğu bölümden tut, yeni açığın dibinde, kapalının köşesinde. Saat 6'da girerdik stada. O zaman Altan abi vardı, yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyorum. Mecidiyeköy'lü Altan değil ama. Mecidiyeköy'lü Altan değil. Büfeci Altan. Ha, Büfeci Altan abi. Büfeci Altan. Oraya geldi, pide satmaya geldik derdi. Kapıdan girerdik, kadınlar tuvaletine girerdik. Orada saklanırdık. O bütün stadın suyu orada, tuvalet bölme vardı. O bölmenin üzerinde de kalas vardı. O kalasın üzerinde fareler, mahalleler cik 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 abi. Orada kapıların açılmasını beklerdik. Bak İnönü Stadı deyince yani herhalde İnönü Stadı'nın her santimetre karesini biliriz. Altını, üstünü, yani sokakları. Yani İnönü Stadı deyince direkt aklına insanın Maçka geliyor. Maçka Parkı geliyor. Çok anılarımız var. Yani oturup anlatmaya kalksan herhalde 4-5 cilt kitap anlatırsın. Hı. Tabii biz bunu dışarıya servis ettiğimiz şeyler hep böyle hani akılda kalan, rutin, daha böyle insanların gülmesini gerektiren ama inanılmaz anılar var. Yani bir 3-4 jenerasyondan ve aşağı yukarı bir çeyrek asırdan bahsediyoruz. Daha fazla çeyrek asırdan. Kimler geldi hani Metin Akpınar, Zeki Alasya bir diyor yani
Kimler geldi, kimler geçti Elek'ten, Önalayken Layzak geçti Felek'ten diyor. Yani hakikaten yüzlerce, binlerce insan, çocuk geldi, geçti. Hepsinin alın teri var o tribünde. Ben hep onu derim. Yani tribün, vay be bu ne biçim tribün dediklerinde, o tribün, hadi beyler bir tribün, Beşiktaş'ım sen çok yaşa bağıralım da tribün olmuyor. Tabii ki. Tamam mı? 1979'dan başlayan, 1980'den başlayan her sene bir tane kiremit, bir tane tuğla koya koya her sene üzerine döşeye döşeye gelinen bir tribün var. Yani orada insanların alın teri var, emeği var. Yani orada bir tane, üç tane. Ben vitrine çıkmış birisiyim. Benim yanımda, arkamda ben yapan arkadaşlarım var. Onların sayesinde biz bir yerlere geldik. Ben tek başıma alem mücihan öyle bir şey değil ki. Benim arkadaşlarım beni buraya itti. Burada bir yerlere geldik. Ve şöyle bir durum var. Yani İnönü Stadı'nın mimarisi diyelim 1947 yılında yapılmış. Hakikaten hiçbir statta yok. Bak hem coğrafi konumu. Tabii ki. Hem de mimari yapısı. Yani ona mimaride bir şey diyorlar. Yani dibin tavanla birleşmesi ve sana bunu yansıtmaması. Enteresan bir şey. Yani stadın, tribünün en arkasında bağıran adam tek başına 10 kişi tribüne esir alırsın abi. Öyle bir akustiği vardı. Mesela Ali Sami'ni bir ara, Ali Sami'nin de dipten gelir yukarı ama onun tepesi kısadır. Onun akustiği de çok iyi derler, yalıyor. Direkt ses düşüyor derler ama Ünlü Stad'ın tavana vuran ses direkt sahaya çakıyordu. Yani inanılmaz bir tribündü. İnanılmaz bir stattı. Çevre yollarıyla beraber yani numaralının yokuşu, Gümüşsuyu'na çıkan yokuş, Maçka'ya çıkan yokuş, Sivis Oteli şimdiki onun arka bahçeleri. Anlat bitmez. Kabataş'taki o zaman kayıkhaneler, sokağa çıkma yasağının olduğu dönemlerde oraya saklananlar, işte saat 5 olduğu zaman koştura koştura sıraya girmeler. Yani bunların hepsi bir tarihti. Tabii o günleri yaşatan bir sürü insanlar var. Şu anda da yaşıyorlar ama hepsi, yani benim dediğim gibi, tribünü gezersin 5 sene kovalarsın, 10 sene kovalarsın, sonra evlenirsin ya da bir iş hayatı kurarsın. Dolayısıyla tribünden uzaklaşırsın. Tribünü kovalayan insanlar azdır. Yani böyle 10 sene, 20 sene kalırsın. Ama dediğim gibi yani burada sıkıntılı geçen dakikalar şununla ibaret, şununla alakalı. Gelinen noktada var olan yönetimler, yöneticiler, bilimum, tek hedef göstermeden söylüyorum, değeri bilmiyor. Yani bir camia nasıl gelir, nasıl kurulur, nasıl bir yere gelir? Tabii ki yanlışlarımız olacak, hatalarımız olacak. Mutlaka gençlikte zaten bu yanlışları yapmazsan yaşlılıkta bunları zaten doğru olup tecrübesini yakalayamazsın. Ama önemli olan bunlardı. Hala da ben çok yüksek maneviyatçıyım. Yani evet. İnanılmaz, ben bugün yani bizi biz yapan değerler, mesela tribün haricinde futbolcular da var. Tabii ki. O dönemin futbolcuları, Beşiktaş'ı bir yere getiren futbolcular topluluğu var. Yani bunları göz ardı etmeden şimdi yaşantının verdiği bazı cilveler, bazı hassas ince noktaları öne çıkartarak futbolcularımızı, yöneticilerimizi karalamaya çalışmak, bunlar üzerinde algoritmalar yaratmak hoş şeyler değil. Genç kuşaklara, arkadaşlara bunları özellikle tavsiye ediyoruz. Alen abi şu da var. Şimdi oraya gelecek olursak mesela tribünde baktığın zaman profesör doktorlar vardı. Pilotlar vardı, ziraat mühendisleri vardı. Bir yandan da baktığın zaman iş bulamayan ama tribüne gelmiş Beşiktaş sevdasıyla herkesle bütünleşmiş insanlar da vardı. Çok enteresan bir tribünü vardı Beşiktaş'ın. Ben bir gün deplasmanda olaylar oldu işte falan filan, koşturmalar moşturmalar bilmem ne. Beyaz saçlı, beyaz sakallı, kot pantolon, kot ceket, mont. Yakası kürklü, böyle kot montlar vardı o zaman moda. Bir adam 60-65 rahat var. Abi koşturuyor, bize yardımcı oluyor, bilmem ne oluyor, bilmem ne falan filan. Onu ben ertesi maçta İnönü'nde de gördüm. İşte, merhaba göz selamı falan. Sonra adam dedi ki kim bu? Adam şak sigortanın sahibi abi. Costa Chanel. Tamam mı? O zaman adam bildiğin bizle beraber hareket eden bir adam. Adam
Holdingleri koskoca şarkı o zaman. İşte tabii abi kardeş muhabbet falan filan. Biz o zaman 30 olsak 25 olsak adam 60-55 o zaman. Şimdi yaşıyor mu bilmiyorum. Yaşıyor kulaklar içindesin. Yoksa rahmet dileyelim. Bilmiyoruz yaşıyor mu sağ mı bilmiyorum. Bu tip yani bakıyorsun adam seninle beraber mücadele yapıyor. Adam profesör. Tabii. Ama bunu ben 2004 yılıydı zannediyorsam Deniz Gökçe ile beraber bizi British Council'ın düzenlediği bir panel vardı. Britanya, İngiltere, Galler, İskoçya, İrlanda'nın tribün liderlerinin geldiği, gazetecilerin geldiği bir de Türkiye'den işte konuşmacı olarak ben de Deniz Gökçe'yi teklif geldi. Biz bunları anlattık. Konuştuk falan filan. O zamanki endüstriyel futbolu konuştuk. Bilmem ne işte. Adamın teki çıktı ne dedi biliyor musun? Ya dedi ne diyorsunuz kardeşim? İngiltere'de inanılmaz yüksek mertebede bir adamın gizli kamerayı almışlar. Geliyor böyle üstünü çıkartıyor değiştiriyor. Deri ceket, deri pantolon, muşta takıyor eline. Arkaya bir tane hamba bıçağı koyuyor falan. Motosiklete atlıyor gidiyor mevzuya. Allah o zaman Millwall bilmem ne taraftar abi. Tamam mı? Şimdi bu başka bir şey. Tabii. Yani demiyoruz ki biz insanlara kavga edin bilmem ne. Hani tribündeki insanlar serseridir. Onlar işte toplumun dışladığı insanlardır. Kendilerine yer bulmak için adet duygusunu buralarda besleyip buralarda öne çıkmaya çalışan insanlardırı en sonunda kırdık. Nasıl kırdık? Yani ben şu anda televizyonda da yorum yapan birçok insanla gitmişimdir, görüşmüşümdür. Ya hani bizim işimiz var, gücümüz var. Hani benim tribünün en hızlı zamanlarında tamam mı? Yani 80'lerin sonu, en hızlı zamanlar 80'lerin başı da hani yavaşın hızlısını söyleyelim 90'ların başı falan. Abi benim kuyumcu dükkanı vardı 14 kişi çalışıyordu benim yanımda. Hep ben onu derim yani hani böyle bir ritüeller vardır ya Beşiktaş'la ilgili işte para mara dükkan. Kardeşim ben 93 yılında 14 kişilik atölyem vardı benim. Yani 6-7 kilo altınla çalışıyor. Bugün 6-7 kilo altın dediğin zaman kaç trilyon para. Yani biz onlar gitti hepsi. Ferhat Özgen rahmetli arardı. Alen yetiş burada işte şu imza atmıyor bu imza atmıyor. Hadi koş 500 kişi Fulya'ya koş. O zaman şey Fulya da değil. Akaretler? Akaretler de köşe sokağın arasındaydı kulüp o zaman da. Burası yapılmamıştı. Abi Şifo Mehmet imza atmaz. Oğlum atsana ne Süleyman abi kızdırıyorsun falan filan. Bize iş koyuyorlar. Ulan yaşımız ufak bir de yani. Tamam mı? Ve dükkana bir geliyorsun. Yüzükler gitmiş. Kolyeler gitmiş. Tamam mı? Çaycı geliyor. Yani kimsenin günahını almıyorum da. 6 kilo altını erittik bitti yani. Şimdi insanlar bir şey anlatamıyorsun. Çünkü anlatamaz. İnsanlar sana verilenle yaşıyor. Tabii. Ben demin şeyde de örnek verdim. Bana hiç kimse dünyanın ben dünyanın yuvarlak olduğunu gezegene çıkıp da yukarıdaki başka gezegeni görmedim ki dünya yuvarlakmış demedim ki. Benim önüme verdiler böyle bir tane kağıt. Dünya yuvarlak kardeşim işte. Biz onun üzerinden gidiyoruz yani. Aynen öyle. Dolayısıyla toplumlara ne verirsen o üzerinden yargı görürsün, algı alırsın. Bir yerlerde kalmak mesela seni ben şimdi çocukluğundan beri biliyorum. Burada hani Hakan Gündoğar bir anda geldi ATV'de işte program yapmaya başlamadı ki bu çocuk Fulya'nın topraklarında, muhabirliğinde, orada gitti, geldi. Senelerce artık bir yere tabii ki yani insan bir yere koşturur. Bir yerden sonra gelirsin artık senin de bir şeyler hak etmişsindir. Alın terinle, verdiğin zamanla, mücadeleyle bu piranalarla dolu girdabın içinde tamam mı? Kendine yer edinmişsen sen başarılı bir adamsındır. Şimdi baktığın zaman hani insanlar kolay yetişmiyor. Yetişmiyor. Bu insanlar, bu çocuklar, bu tamam artık ama işte toplumdaki değer yargıları maalesef demin onu konuştuk aslında. Sergen Yalçın konudan konuya atlıyoruz ama olsun güzel abi. Sergen Yalçın var olan ezberleri bozmaya başladı. İnsanları rahatsız eden konu bu. Hani kişilikleriyle ilgili asla bir konuşmam olamaz. Haddimle değildir. Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Fatih Terim klasmanında, kalıbında oluşan bir şey vardı Türk futbolunda. Yani bunlar bu işin papazları, bunların etrafında dönen bir dünya vardı. Bunların üzerinde dolaşırdı her şey, giderdi, gelirdi. Şimdi Sergen Yalçın buraya ayrı bir soluk getirdi. Yani
futbolun içinde kalmasıyla, hakemlere olan işte VAR'ın başındaki hakemlere konuşmasıyla, Beşiktaş'ın hakkını aramasıyla, verdiği taktikle falan fişman. Neyse hepsi bir total. Tabii. Tamam mı? Burada önemli olan bu. Algıyı kırmak. Hani şimdi ön yargılarımız var bizim. Hep Fatih Terim'le ilgili, Şenol Güneş'le, Mustafa Denizli'yle ilgili hep ön yargı. Bu ön yargıların kırılmasında bana kim yardımcı oluyor? Hani benim gerçek dünyayla yüzleştirecek ne çıkıyor ortaya? Bunlar önemli. Yani onun için Hakan Gündoğar ve Sergen Yalçın örneğini verdim. Beşiktaş tribünü, hani geldik hadi beyler Beşiktaş'ın sen çok yaşa bağırıyoruz deyip de gelinen bir tribün değil ki kardeşim. Ta 78-77 yılından beri mücadele verilmiş. Bizim abilerimiz vermiş. Sonra biz almışız bayrağı. Biz taşımışız, getirmişiz bir yerlere. Ha bu bayrak yer bu. Tabii. Ne kadar emek veriyorsan o kadar saygı görürsün. Kesinlikle. Bu iş böyle. Verdiğin emekleri de kimse unutmaya hakkı yok. Kesinlikle. Alen abi. Evet. Bağırıyorlardı. Diyorlardı ki Alen ortaya üçlü çektir kartala. Her maçta kulüp ceza yedi bu yüzden. Nasıl bir duygu? O sahanın ortasında 35 bin, 40 bin kişi susuyor. Sen tek bir hareketle elini kaldırıyorsun. 1, 2, 3 diyorsun ve bütün tribünler birden ayağa kalkıyor. Takım sahaya çıktığında bir bakıyor. Allah'ım ne oluyor diyor. Biz bu maçı kazanmazsak ne olur diyor. Kazanmamız lazım diyor belki de. Bunu şimdi şöyle iki örnekle anlatayım. Rahmetli Yemen Ekşioğlu bir programda bana dedi, bana aynı senin dediğini dedi. Dedi kardeşim dedi, kartal gol gol bağırıyorsunuz dedi. Futbolcuların eli ayağı dolaşıyor birbirine dedi. Öyle şey mi olur dedi. Saçmalıyorsun, bağırmayın kardeşim dedi, kartal gol gol. Neymiş kartal gol? Ya Yemen abi hasta mısın, ne diyorsun sen falan. Abi kardeş gibiydik biz tabii o zaman. Hepimiz öyleydi. Ondan sonra ben tabii taktım kafaya, ben böyle özel şey takarım. Ben gittim o zaman da Ali Güneş var, Mustafa Doğan var, işte Okan Buruk var takımda, Tayfur var, Toşak. Tayfun var. Toşak dönemi. Yok şey, yok. Delboske. Delboske dönemi, bravo. Ondan sonra dedim baba hani çocuklar biz böyle bağırıyoruz. Hani siz hakikaten böyle eliniz ayağınız birbirine dolaşıyorsa hani biz sizi gaza getirelim diye tribün. Yok. Nedir abi, sana itici güçtür yani. Yok bağırmayalım. Abi ne diyorsun dedi ya. Şu anda bak tüylerim diken diken oluyor dedi ya. Tribün ona bir başlıyor dedi. Üçsek beş oluyoruz dedi. Tabii. Ama biz hatta dedim ki lan niye kazanamıyorsun lan maç o zaman falan filan. Tabii o zaman kötü gidiyor. Kötü gidiyor o zaman bir ara. Neyse. Böyle geldim Yemen abi dedim böyle böyle. Şimdi ben sahaya indiğimde başka bir ruh alemine geçiyorsun abi. O bağırıyor şimdi stat sana. Şimdi orada kendini kontrol etmen güç. Hani ilk başlarda özellikle. O abi enerjiyi düşünsene. Abi. 40 bin kişi sana yani. Sen Alen'i bırak abi, üçlüyü bırak. Orada sana bir şey bağırıyor. Tamam mı? Yani kartal gol gol bağırıyor. Beşiktaş'ın sen çok yaşıp. Futbolcunun eğer aidiyet duyguları yoğunsa ve takımla ilgili ilişkileri kuvvetliyse, bağ, duygusal bağ, abi başarılı olmama ihtimali yok. Yok değil mi? Doğru. Hani içinden, kalbinden gidiyor. Böyle bir anda şişiyorsun. Bir anda böyle içine ayrı bir enerji doluyor. Ve yani orada tabii Beşiktaş'ta o ben şimdi isim vermeyeceğim. O Alen sahaya üçlü çektir kartala ritüelinin sloganının altında tabii çok şey yaşandı. Yani o baz alınarak çok büyük yargılamaların da içine girdik. Tabii. Sosyolojik olarak. Yani çoğu insan sen atletle çıkıyorsun. 40 bin kişi sana burada biat ediyor. Çıt çıkmıyor statta kardeşim. Biz sana kumaş pantolon giydirmeyiz. Aklını başına allardan beri yani oralardan böyle çok büyük başka şeyler de aldık tabii. Velhasıl tabii bu hayatın içinde her şey var. Yani bir gün gelir soğan yersin, bir gün gelir börek yersin. Yani bonfile yersin. Buralarda her şeye eyvallah. Çünkü bunlar da olacak tabii. Yani 83 milyonluk bir ülkede yaşıyorsun. Tabii. Sana siyah da bakan olacak, beyaz da bakan olacak. Ama o sahaya indiğin zaman bütün dünya duruyor. Ya, futbolcuyu düşünemiyorum ya. Futbolcuyu diyorum ki nasıl oynamazsınız lan bu sahada? Tamam mı? Hani Okan geldi geçen, yerim abi otumu ben diye. Değil mi? Tamam. Hakikaten öyle. Orta kale sahasına bir vuruş. Top ağlara gidiyor gol.
Talisca! Top ağlara gidiyor, gol! Alen abi peki böyle giderken bu maçın sonucu ne olacak dediğin? Sonunda böyle Allah'ım sana şükürler olsun ya nasıl bir maçtı bu diye unutamadığım bir maç. Bir de tribün olarak, tribün lideri olarak unutamadığım maç hangisi? Şimdi sen garip gelecek. Ben hep herkes hep böyle unutamadığı maçlar, galip geldiği maçlardan tabii örnek verir. Ben mağlup olduğum maçtan unutamam abi. O Fenerbahçe maçı var. Şeker Bogovic'in gol kaçırdığı bir maç var. 2-1 galipken. Sonra İlyas Tüfekçi giriyor. 2-2 gol atıyor. 2-2 bitiyor. Bak Hakan Allah inandırsın. Statta o gün herhalde bir 45-50 bin kişi vardı. 30 bini 3 saat stattan kalkamadı abi. O gün o maç 2-1 bitse şampiyon oluyorduk çünkü. Garantiliyorduk %90. Tamam, o golle Fenerbahçe şampiyonluğu beraberlik getiriyordu Fener'e. Statta 3 saat kaldık ama 3 saat kalktı hani konuşuyoruz falan, gidip çay içiyoruz falan filan. Herkes böyle. Herkes oturduğu yerde kaldı. Böyle kaldı 3 saat. Bak. Biz böyle ayaklandık, hadi gidiyoruz artık falan diye milletin gözü kan çanağıydı. Hani kopmuştu. Ben o maçı hayatta unutamam mesela. Ve Beşiktaş'ın şahlanış zamanlarıydı. Yani 81-82'de şampiyon olmuştuk. Üzerine gelen seneydi o. Ya 84-85 ya 83-84'tü. O maçı hayatta unutamam. Tabii çok sevindiğimiz maçlar da var. Mesela benim yani bir Kocaeli maçı var. 1-0 mağlubuz. Son dakikada Kovacevic attı mesela. Ama o maçı hayatta unutamam ben. Şey maç, tezahüratının çıktığı maçtır o hatta. İşte üçlüden sonra bağırılan lay 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 lay. O tezahüratın çıktığı maçtır mesela. 1-1 bitti. Galip gelmiş gibi sevindik. Çünkü o da çok beraberlik çok yarayan bir skordu bize. O zaman 2 puan. 3 evet. Puan değil. Mesela o hafızamdan gitmez o anılar. O anlar. Mesela galip geldi. O 50 tane. Mesela bizim mesela çok sevdiğim hani zamanı deliyor muyum bilmiyorum. Yok yok. Kadıköy'de Fener'i yendiğimiz bir maç var. 1 ya da 4-0. Ha şeydeki eski. 3 Feyyaz biz 2. Lukovcan kalede, Fener'in kalede. Lukovcan var. Biz nezarethanedeyiz Küçükyalı'da. Nezarethanede şeye bekçi kapıda işte memurlar var. Radyodan dinliyorlar onlar da. İşte Allah'tan bekçi, iki bekçi bir memur var. İşte bize lahmacun falan getirdiler. Ondan sonra hiç unutmuyorum. Gençler 1-0 oldu diyor. Şimdi o da aslında Beşiktaşlı. Lan nezarette biz halay çekiyoruz. Lan bunlar kafayı yemiş diyor polis diyor. Tamam mı? 30-35 kişiyiz tamam mı? 4-0 abi ne lahmacun geliyor tamam mı? 3-0 4-0 o maçı mesela 3 veya bir Zeki sonu hatta bir de öyle bir Simović var Galatasaray maçı o da öyle. 3 Feyyaz bize 2 o da. O zaman evet. Tabii önümüze gelen 3-4 tane. Feyyaz. Şimdi Alen abi bir de şimdi şöyle bir şey var. Eskiden tribünde bir saygı sevgi hakikaten vardı. Yani büyüğünü gördüğü zaman önlüğü diklerdim. Bu her takım taraftarı için. Mesela işte Allah rahmet eylesin Optik abi gördüğümüz zaman önümüzü iliklerdik. İşte mesela Allah nur içinde yatırsın Alparslan Dikmen'i gördüğümüz zaman önümüzü iliklerdik. Şimdi bakıyorum yani olay o kadar yozlaştı ki sosyal medyadan sonra. Taraftarın birbirine saygısı yok. Taraftarın Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin böyle büyük kulüplerimizin eski futbolcularına kulübe çok ciddi emek vermiş insanlara bir saygısı kalmadı. Bunun önüne nasıl geçilecek? Yani bu gerçekten çok ciddi bir soru. Şimdi ben şöyle değerlendireyim. Bu işin ana teması bütün tribünler için geçerlidir. Tribün deplasmanda kurulur. Deplasman yollarında kurulur tribün. Oradaki arkadaşlık pekişir. Oradaki dostluklar yüceleşir. Zor anlarda yan yana omuz omuzalar çoğalır. Ve orada İstanbul'a yansımaları değişik olur. Orada 3'sün 10 olursun, 20 olursun. Tribün böyle kurulur. İşte o zaman sabahlamalar vardı maçlara. Sonra deplasmanlar, bilmem neler falan filan. Tribün oluşmaya başlar. Şimdi bunların hepsi gitti. Artık şimdi bugün önüne gelen uçak şeydeki şeylerle, bonuslarla uçak bileti alıyor 3 ay evvelden, 5 ay evvelden. Artık 20 yaşında çocuk bile deplasmana uçakla gidiyor geliyor. Dolayısıyla buradaki adet duyguları
mental olarak zayıflamaya başlıyor. Yani kavgalar bitti. Yani kavga dediğim zaman insanların kafasına yumruk kumruk bilmem ne falan filan kavgalar gelmesin. Onlar da olmuştur zamanla ama kavga dediğimiz mücadele. Yani sana atıyorum sat sana 400 kişilik yer ayırmıştır. Tamam mı? Sen öyle 1000 kişi gitmişsindir. O 600 kişiyi içeri sokmanın şeyi de mücadelesi de bir kavgadır. Hem oranın yerel yönetimine, oranın stadına göre falan fişman. Velhasıl bunlar bittikten sonra birçok dağılmışı bünyesinde birleştiren bir İnönü stadı gerçeği vardı. Kapalı tribünde herkes yan yana gelir. Orada işte abi kardeş çok emek vermişler. Beşiktaş tribünü için önem arz edenler hep başka bir yerde o yan yana durmalıktan işte maçtan önce bir saat evvel bir çay içmek, kahve içmek, orada eskileri anlatmak, kavgaları anlatmak, mevzuları anlatmak seni yan yana tutuyordu. O da gitti. O da gitti. Yani bu yeni statla beraber, çünkü yeni stat, biz zamanda bazı arkadaşlara söyledik yönetimde. Bazı şeyleri acele ettiğiniz zaman geçmişe dönük açıkları kapatamazsınız. Geçmişe dönük bazı mesela vazoyu kırmadan o stadyumuza taşıyamazsın acele edersen. Mutlaka o vazo kırılır. Antikadır kardeşim bu vazo. Bu vazonun değeri vardır. Bu vazonun değerini kırarsan kaybedersin. Bunu söyledik. Acele ettiler. Tabii İnönü stadından yeni yapılan stada geçiş netameli oldu. Dolayısıyla gereken önlemleri alınamadan yıkılan bir stattan kaynaklı insanlar savruldu. Bilet fiyatlarından gerek işte o zamanlar çıkan Pasolik muhabbetinden gerek o dönemki yönetimin Beşiktaş taraftarlarına bakış açısından bir sürü olaylar yaşandı ve toparlanamadı bir türlü. Yani iki sene üst üste şampiyon olmamıza rağmen toparlanamadı. Çünkü oralarda da işte Olimpiyat stadına gitmek, Ankara'daki statlara, Konya'ya gitmek falan filan buralarda sıkıntılar yaşandı. Ama bu şekilde toparlanır. Yani toparlanır. Önemli olan yönetim, taraftar ve futbolcu üçgenini iyi yakalamak, iyi analiz etmek, onun sözcüsüne iyi inmek. Burada da Sergen Hoca'ya çok büyük görev. Tabii Sergen Hoca'ya, yönetime. Yani şimdi kim başarılı olur biliyor musun Hakan? Sorumluluk alan. Sorumluluk alacaksın, inanacaksın. Bu yönetimin taraftara bakış açısıyla da geçerli. Sergen Hoca'nın futbolculara ve yönetime bakış açısıyla da geçerli. Yönetimin ve taraftarın Sergen Hoca'ya bakış açısıyla geçerli. Bu üçgeni, bu saç ayağını yakaladığın zaman hatırla 2003 yılında bizim flamamız vardı. Ta yeni açıktan başlar eski açığa kadar giderdi. Futbolcu, taraftar, evet. Yönetim el ele hep beraber zafere diye. Aynen öyle. Bunu yakaladığın zaman tam başarı kaçınılmaz. Ama dediğim gibi herkes iyi niyetli olacak. Kesinlikle öyle. Alen abi peki gördüğün en iyi futbolcu kimdi tribünde? En büyük futbolcu. En iyi futbolcu. En iyi futbolcu. Abi çok zor sorular bunlar ya. Şimdi tabii Sergen Yalçın büyük topçu. Büyük yetenek. Ama komplike futbolcular, yani şimdi ben asla Metin Ali Feyyaz'ı, Gökhan'ı, Recep'i, tamam mı, Rıza'yı, ben bunları hiçbir zaman göz ardı edemem. Yani bizim gençliğimiz, bizim çocukluğumuz bunlar. Ve ben iddia ediyorum ve sonuna kadar da her yerde iddia ederim. Sabahlara kadar kabul etmem. 84-94, 10'da 10 yapacak bir kadroydu. 10'da 10, 10'da 5 yaptık. 10'da 10. Zaten öbür 5'te ikinciyiz zaten. Evet. Hep kıl payı kaçtı, bilmem ne kaçtı falan filan. Oralara girmeyelim. 10'da 10 yapacak bir kadro çeşitli nedenlerden dolayı 10'da 5 yaptı. Tamam mı? Öyle bir kadronun futbolcularını ön plana koymamak, değil mi? Hani tarihine ihanettir. Kişiliğime kendi kendim içinde sorgularım. O kadro hani Metin Ali Feyyaz, Gökhan Rıza, Recep. İnanılmaz, tamam mı? Yani arada Turan, Zeki, bunların hepsi yanaklarından, gözlerinden, ellerinden üfürecek çocuklar, insanlar. Yaşadıkları hayatlar, yani arkadan gelen oyunculara örnek olmak şartıyla da hepsini gördüğün zaman, bugün mesela bir hani bir fotoğraf var. Kimin düğünüydü o, şimdi hatırlamıyorum. Evet, Gordon Bill'in geldiği. Bravo. Ali abinin kızının düğünü. Heh.
Ali, Feyyaz, Metin, Gordon abi fotoğrafa bak. Muazzam bir fotoğraf. Ya, tüylerim diken. Şimdi burada şunu vermen lazım. Yönetim olarak Beşiktaş'ın duayenleri kim? Ya seyredemedim tabii ama. Tabii Mario Gomez. Tabii. Tamam yani iyi golcü. Ama dediğim gibi bunlar hani... Atiba'yı da sayalım abi. Say tabii koy. Atiba da ben da geçen abi. Mesela sordu bana birisi. Çok iyi futbolculuğundan mı? Hayır. İyi bir topçu olup geldiği konumu çok iyi değerlendirip gençlere çok iyi bir profesyonel örneği olarak bir yere konulması kesinlikle lazım Atiba'nın. Kesinlikle. Bence Türkiye'ye gelmiş en iyi profesyonellerden. %100. Tamam mı? Dolayısıyla tabii yani burada senelik gelip hani böyle ısırır gider ya sinek. Tabii. Hani mesela bir Mario Gomez diyorsun. Geldi verdi tadı gitti. Öbürü geldi gitti. Yani bunu zaten 100 senelik, 110, 120 senelik bir takımda 3 kere ultra takım oluşabiliyorsa yani 2015-2017 yılları arasındaki takım hani 2003 yılındaki 100. yıl takımı bir de Metin Ali Feyyazlı takım. Zaten ondan başka ultra takım gelmedi yani. Zaten bunların gelmeden 15 senede 20 senede bir geliyor, denk geliyor. Dolayısıyla yani ana fikrim, baba fikri değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Bir değer hani geldim uzaydan ışınlandım ben değerdim kardeşim benim değerimi bilin değil yani, tamam mı, insanlar yani, emek veriyor. Kesinlikle. Senelerce etiyle buduyla kanıyla ruhuyla parasıyla alın teriyle maddi manevi emek vererek bir yerlere geliyorlar. Herkes, her camia kendi içinde değerlere sahip çıkması lazım. Aşkımız eski bir roman, hakikaten yazsan roman olur. Peki son bir dans olacak mı? Yani o sahaya çıkıp bir kez daha üçlü çektirecek. Ya tabii şimdi şu var Hakan. Herkes istiyor bunu. Yani herkes de istiyor, soruyor. Herkese de saygım var. Benim mutlaka bir hani nostalji olarak böyle güzel bir şey yapmak hepimizin şeyi var. Yani iyi şeylerle gidelim. Hatıra çünkü hani video olmasaydı, bu telefon teknoloji olmasaydı bizim de ismimiz unutulmuş gitmişti. Yani böyle bir dünyanın içinde yaşıyoruz ama işte o videolar, o tribün daha hala hep ben şey derdim. Hani Beşiktaş tribününün en büyük avantajlarından bir tanesi jenerasyonlar arasındaki bağın hiç kopmamasıydı. Evet, ta 1980'den itibaren 2010-2015 yılına kadar bir jenerasyon hep kovaladı Beşiktaş'ı. İnanılmaz kovaladı ama. Ve onun çocukları. Şimdi ben o bırakmış tabii baba benim arkadaşım ama tabii. Mesela sen biz seninle omuz omuza gitmişiz gelmişiz maçlara. Sen belli bir dönem sonra bırakmışsın tribünü. Tamam iş hayatına gitmişsin ama senin oğlun tabii geliyor. Geliyor. Sen şimdi oğluna diyorsun kahvaltıda akşam yemeğinde. Oğlum Alen abinle biz neler yaptık. Hem çocuk zaten benim yanıma geldiğinde ben 1-0 galip başlıyorum maça. Tabii, doğru. Kısır kavgalara müsaade edilmemesi lazım. Yani sen demin çok güzel bir şey söyledin. Sosyal medyadan etkilenilmemesi lazım. Kesinlikle. Alen abi çıkacak mısın? Sahaya çıkmayacak mısın? Net cevap abi istiyorum. Zaman şöyle Hakan. Zaman ve şartlar el verirse mutlaka bir kere. Zaten ben 2015 yılında ben biliyorsun evet. Benim bir yeminim vardı. Sırf o 2000 stat açılışında çok insan istedi. Ben asbelkader gittim oraya. Yine gitmiyordum. Ben de orada dururken millet çağırdı beni oraya zaten. Benim kokumu aldılar yani. Ben orada görmemeden imkan var. Kokumu yani. Aldı millet. Bir anda yayıldı. Dolayısıyla öyle bir şartlar, öyle bir şey oldu. Bir kere daha hani benim kendi isteğim, benim evet. içimde yani bir kere daha hani en azından yeni nesle bir tribünden, sahaya çıkmaktan ziyade tribünde olmak bir maçlığına. Çok orada havayı koklamak, havayı yaşatmak. Çünkü havayı yaşatmak şu demek. Biz tribünde amigoluk yaparken devre arası olduğunda işte çocuklar çay getirirlerdi sağ olsunlar. O biz çay içerken yanıma insanlar resim çektirmeye gelirdi. Tabii. Resim öpüyor tabii. Tokalaşıyorsun öpüyor abi bir resim. Mesela kulağıma abi Fener tribünleriniz ama alemi yaşamaya tabii. geldik. Ortamı yaşamaya Galatasaray tabii. falan. Tabii. Hani bu çok önemli bir şeydi. Kesinlikle öyle. Yani merak edilmek. Evet kesinlikle. Alen abi çok teşekkür ediyorum. Ben ağzına teşekkür sağ ederim. Sağ ol. Aşkımız bir romanın ilk bölümünde Alen Markaryan'la birlikteydik. Önümüzdeki bölümlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.